Bugüne ilişkin önemli bir dava da Metin Lakumcu davası da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Hopa'da polisin attığı gaz fişeği nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti emekli öğretmen Metin Lakumcu. İlk duruşma başladı. Şöyle yapalım, ayrıntıları şu an oğlu Ulaş Lakumcu telefon hattımızın diğer ucunda, kendisinden dinleyelim. Ulaş Bey, merhaba. Merhabalar. Duruşma şu an hangi noktada, hangi aşamada, bizi bilgilendirir misiniz? Duruşma saat 10'da başladı. Saat şu anda en son baktığımda 1.30'tu. Biz sadece bu saate kadar bir sanığı zorla dinlettirildi. Yani şöyle zorla dinlettirildi. Bir sekbis diye bir sistemleri kurmuşlar. Evet. İnanın sistem o kadar kötü. Yani hiçbir altyapısı yok. Sanıklar istediğimiz soruları soramıyoruz. Fotoğraflar gösteremiyoruz. Tamamıyla fiyaksız. Bizim avukatlarımız ilk sanıkların buraya getirilmesini talep ettiler. O reddedildi duruşmanın ilk anında. Hangi gerekçeyle reddedildi acaba? Cami kanunun bir maddesine göre, onu avukatlarımız daha şey bilir, yani daha teferruatlı bilir. Reddetti işte, uygun değildi, bizim sistemimiz var, uzaktan bağlanabilirler dedi. Hı hı. Tamam dediler, hani olabiliyorsa deneyelim dediler. Ama yani sorulara soru soruyorsunuz, soruyu anlamıyor. Ondan sonra yanında kişi müdahale ediyor mu etmiyor mu onu anlayamıyoruz. Hani şunu söyle bunu söyle diye müdahale edip etmediğini anlayamıyoruz. Tamamen bir kaos ortamı, hiç istediğimiz, hiç verimli bir şekilde geçmiyor. Bunun üstüne tekrar talepte bulundu avukatlar. Şimdi aradan sonra tekrar söylüyorum ama büyük bir kere onu da reddedecek. Yani çünkü sanık hani SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Ne yanıt verdiğini anlayamadınız. İletişim evet. Sıkıntısı nedeniyle mi böyle oldu? Yani İletişim internet sıkıntısı. Sorulara sağlıklı cevap vermiyor, duraksıyor. Yanındaki sahnek sonunda bakıyor. Kişilere bakıyor. Daha en önemlisi, biz sanığın o mu o değil mi bile emin olamıyoruz yani. Avukatlarınız da bunu dile getirdi. Yani, kimlik kontrolü yapıldı. Efendim? Bu nasıl mümkün oluyor? Sanığın doğru kişi olup olmadığını yani, nasıl mümkün oluyor? İşte, ülkemizdeki adalet sistemimizi böyle canlı tanık olduğumuz zaman maalesef görebiliyoruz ne durumda olduğumuzu. Sadece adaletin ismini olduğunu, hani biz çok bir şey demese adil bir yargılama, biz nasıl geliyorsa, biz farklı farklı şeylerden girip Trabzon'da bu davaya geliyoruz. Birçok avukat, birçok bu davaya müdahale olan insanlar da farklı şehirlerden geldi. Yani avukatlar da haklı çünkü. Biz gelebiliyorsak bu arkadaşlar da gelebilir. Herkesin bir işi var. Ben de bir işten geliyorum. Halılarım da bir işten geliyor. Ve hani zaten güvenlik gecesinde Trabzon'a alınmış. Biz de evimizden kalkıp geliyoruz. Ama sanıklar ne hikmetse gelemiyor. Peki hangi sorular yöneltildi? Hani pek cevap alamadık sağlıklı diyorsunuz ama sanığa. Ya şimdi oradaki emri kim verdi diye sordular. Bir diyor işte Çevik Kuvvet amiri verdi. Biri diyor işte ben orada değildim diyor. O bir kişi zaten, daha bir kişiyi dinleyemedik. Diğerlerini dinleyemedik. Şimdi yakın yani zaman... Durum, buyurun. Durum bu yani, o kadar hani anlatabiliyor. Kelime bulamıyorum gerçekten anlatacak. Tamamen sadece fiyasko diyebiliyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Şu anda ara verildi, öyle değil mi Ulaş Bey? Evet. Peki yakın bir zamanda yeni görüntüler ortaya çıkmıştı o güne ilişkin. Bu görüntüler da davanın seyrini değiştirir mi? Dosyaya girdi mi? Yani bizce ve hukuk savunucuları adına davanın seyrini değiştirmesi gerekiyor. Ama bugünkü gördüğümüz tabloda hakimin tutumuyla ben artık yani inancımız bizim azaldı. Biz tabii ki 10 yılda bir mücadele vererek buraya geldik. Hani böyle kolay da pes etmeyeceğiz. Ama insan ister istemez ilk bu durumla karşılaştığı zaman doğal olarak ya hem üzülüyor hem de ya biz sonuçta bir Türkiye Cumhuriyeti'de yaşıyoruz. Bir devlet olgumuz var, bir adalet unsurumuz var. Ama bunları gördükçe ya inanın yani gelecek nesil, ya ben çocuğum için şu anda kuşkulanıyorum ya. Ben böyle bir sistemin çocukları nasıl büyüyecek? Yani ya bizim başımıza bir şey gelirse nasıl bizi savunacaktı? Peki adil bir yargılama olmadığını söylüyorsunuz, hakim konusunda bir güven duymadığınızı belirtiyorsunuz. Örneğin reddi hakime gitmeyi düşünür müsünüz ailesi olarak, yani avukatlar olarak? Yani şu anda onun için hani onu tabii ki hukukçu arkadaşlar daha ne söyleyebilir? Hani onun için benim hukuk bilgim yok. Yani şu an her şeye evet diyor ama bildiğini okuyor hakim. Peki bugün zannediyorum barolarda, baroların katılması da izin verilmemiş.
Biraz bundan bahseder misiniz? Yani bu davaya, bu duruşmaya destek olmak isteyenler, engellenenler, orada kimler vardı? Biraz bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? İzmir Barosu vardı, Ankara Barosu vardı, İstanbul Barosu vardı, başka sayabileceğim. Ben inan o kadar kafamla şu an onları hatırladım. Zonguldak Barosu vardı, Artvin Barosu vardı, Trabzon Barosu, ayrıca da Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı vardı. Hı hı. Destek için gelenler. Evet evet destek için. Yani inanın hani böyle bir bizim moralimiz düşüyor ama onların ben bu sabrına, bu adalete inançlarına hayran kaldım. Yani yılmadan savunmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ulaş Bey, şu anda 13 polis memuru yargılanıyor değil mi bu davada? 11 polis, 2 tane amir. Şu anki duruşmada da 9 kişi, 8 de bağlanıyor, 4 kişi mazeret bildirdi. Yani biz şu anda saat 2'ye geliyor, biz daha 8 kişi dinleyeceğiz. Daha 8 kişinin ifadesi alınacak, savunması. Evet. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Ya ben şunu söylemek istiyorum. Biz 10 yıl test etmedik, her yere başvurduk. Başvuru neticemize buraya kadar geldik. Tekrar yılmayacağız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz bunun son ana kadar, yani bütün kapılar kapanana kadar mücadelemize devam ettik. Bu mücadele de sadece bizim ailesi olarak ya da ben oğlu olarak olmuyor. Çok teşekkür ederim herkesin dayanışmasına, size bunu haber yaptığınız için. Görevimiz. Çünkü maalesef ülkemizdeki adalet böyle sosyal medyalardan gündem olarak, Türkiye'de gündem tutarak sağlanabiliyor. Gönül isterdi ki adaletimize gönülden inanarak gelebilseydik. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Siz de bize destek olduğunuz sürece biz her zaman güçlü olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tekrar başınız sağ olsun. Umuyorum ki adil bir yargılama olur. Sonuçtan da kamuoyu vicdan. Çünkü bu yani Metin Öğretmen tüm halkın sahip çıktığı bir isim. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umut etmekten başka çaremiz yok. Evet. Evet değerli izleyenler, ayrıntıları dinledik. Şu anda Metin Lokumcu davasına ilişkin, duruşmaya ilişkin bir ara verilmiş ve 8 kişi daha dinlenecek. Bir sanığın segbis yöntemiyle katıldığını ancak sorulara sağlıklı yanıt veremediğinden söz etmişti. Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, sonuna kadar gideceğiz, destek bekliyoruz dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve tabii ki yayınımız süresi zarfı içerisinde de duruşmaya ilişkin gelişmeleri takip edeceğiz. Hem Metin Lokumcu duruşması hem de Pınar Gültekin duruşması. Avukatlarıyla haber merkezimiz an itibariyle iletişim halindeler. Bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız.